Evet arkadaşlar, bugün Money, Whitney, U ve Kruskal-Wallis testinden bahsedeceğim. Bunlar non-parametrik testlerdir arkadaşlar. ANOVA'nın non-parametri Kruskal-Wallis, bağımsız Student T testinin non-parametri ise Money, Whitney, U testidir arkadaşlar. Bunlar eğer bizim veri setimiz normal dağılım şartlarını sağlamıyorsa biz bu testleri kullanabiliriz. Tabi başka sebepleri de var. Şimdi uzun uzun bu başka sebeplerine girmek istemiyorum. Şimdi bu test nasıl yapılıyor arkadaşlar? Analyze kısmından öncelikle Mann Whitney U testinden bahsedeyim. Analyze, Legace Dialog ve iki Independent Sample testini tıkladık. Şimdi burada arkadaşlar bizim şunu şuraya atayım öncelikle. Şunu da şuraya atayım. Şimdi bizim bir test variable listemiz var. Buraya bizim bağımlı değişkenimizi atıyoruz. Bağımlı değişkenimiz depresyon olsun arkadaşlar, tamam mı? Çalışanların depresyon ortalamaları. Mann-Whitney-U testinde arkadaşlar şu çok önemli. Bizim değişkenlerimiz arkadaşlar maksimum 2 tane olabilir. 2'den fazlaysa Kruskal-Wallis testini kullanırız. Mesela cinsiyet nedir? Kadın erkektir, değil mi? Bunu evet Mann Whitney U testiyle yapabiliriz. Mesela yaş, burada 4 gruba ayırmışız yaşı. Bu 4 gruba ayrıldığı için Mann Whitney U testiyle yapamayız. Kruskal Wallis testiyle yaparız. Bizim iki grupta cinsiyet var. Mesela iş kazası arkadaşlar. İş kazasını biz veri setimize nasıl girdik? Evet, iş kazası geçirdim. Hayır, iş kazası geçirmedim şeklinde. İki veri seti olduğu için, iki grup olduğu için biz Mann Whitney U testiyle bunu yapabiliriz arkadaşlar. Burada arkadaşlar iş kazasını grup variable'a attığımız zaman burayı tıklıyoruz ve bizim veri setimize yani variable view kısmına nasıl girdiysek iş kazasını aynı şekilde buraya giriyoruz. Biz dedik ki evet bir iş kazası geçirdim. Hayır, iş kazası geçirmedim. Bu şekilde girdik arkadaşlar. O yüzden bunu da bu şekilde girmemiz lazım. Continue tuşuna basıyoruz ve burada bakın Mann Whitney U testi de işaretli. Okey diyoruz. Şimdi bakın burada Mann Whitney U testinin descriptive statis minimum maksimum puanları, standart hata ortalaması ve cevaplayan kişi sayıları yazıyor. Alt tabloya geçtiğimiz zaman burada ortalama aralıkları var arkadaşlar. Main Rank. Bunu biz bu şekilde alıyoruz. Tablomuzu o şekilde yapıştırıyoruz. Ve burada U 1912.500 ve P değerimiz var. P 0.05'ten büyük çıkmış bakın. Şimdi bunu arkadaşlar hızlı bir şekilde Word tablomuza nasıl yapıştırıyoruz? Şuradan. Bakın. Depresyon ve iş kazası. Evet diyenler 32, hayır diyenler 150 kişi arkadaşlar. Şuradan hemen kontrol edelim. Bak, evet diyenler 32, hayır diyenler 150. Ortalama aralıklarını da yazmışız. 88-106. Bakalım. Bakın 88-106. Bunu da yazmışız. 1912'yi de yazmışız U'yu. P değerini de yazmışız. 0.068. Şimdi burada diyoruz ki arkadaşlar yorumlamasını nasıl yaparız? İş kazası geçiren ve geçirmeyenlerin depresyon, stres ve anksiyete, hatta bunlar fazlalık. Ben şu an depresyonunu yaptığım için şunlardan bahsetmeme gerek yok. İş kazası geçiren ve geçirmeyenlerin depresyon düzeyleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya koymak için yapılan Mann Whitney U testi sonucuna göre iş kazası geçirenlerin depresyon düzeyleri ile iş kazası geçirmeyenlerin depresyon düzeyleri arasında anlamlı bir fark gözlemlenmemiştir. Bakın niye? Çünkü 0.068 0.05'ten büyük bir değer arkadaşlar. Parantez açıp şu U ve P değerlerini de verebiliriz. Bakın şöyle parantezi kapat. Tamam mı? Mann Whitney U testi bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Şimdi Kruskal Wallis'ten bahsedeceğim. Kruskal Wallis. Şimdi Kruskal Wallis arkadaşlar 2'den daha fazla değişken olması lazım. Biraz önceki verdiğim örnekte. Bakın burada yaş. Nasıl girmişiz yaşı? Bakın 4 tane grup halinde girmişiz, değil mi? O zaman Kruskal Wallis testi yapacağız. Eğitim düzeyi. Bakın nasıl girmişiz? 5 tane girmişiz Kruskal Wallis. Eğer 2 tane girseydik Mann Whitney U testi yapmamız gerekiyordu. Şimdi burada arkadaşlar 2 tane yapılış şekli var bu Kruskal Wallis'in. Analiz, non-parametrik test,
Bu sefer car independent sample'ı tıklıyoruz. Bunları tekrar şuraya atayım. Şimdi çalışanın yaşı. Test variable kısmını attık. Pardon. Çalışanın yaşını grup variable atacağız. Bu bizim bağımsız değişkenimiz. Bağımlı değişkenimizi ise arkadaşlar yukarı kısmı atacağız. Mesela depresyon. Depresyonu attık. Şimdi biz bu grubu nasıl girmiştik? Variable view kısmına buraya. 1 minimum maksimum 4 olarak girmiştik değil mi? 1'den 4'e kadar girmiştik arkadaşlar. Continue diyoruz. Bakın Kruskal-Wallis testi işaretle. Okey tıkladık. Yine burada tablolarımız açıldı. Bakın burada 18-25 yaş arası olan 36 kişi, 65 kişi, 54-27 kişi bunlar verilmiş. Rank değerleri verilmiş. P değerimiz verilmiş ve burada Kruskal-Wallis'te ki kare değerimiz verilmiş arkadaşlar. Şimdi bunu anlamlı çıkmadı. Çünkü niye? P 0.05'ten büyük olduğu için. Bunu nasıl tablo haline dönüştürüyoruz? Bunu da şu şekilde dönüştürüyoruz arkadaşlar. Bakın. Depresyon ve eğitim durumu. Biz depresyon ve yaş yaptık da yaşı buraya girmiş miyiz? Yok. Neyse eğitim durumu olsun. Kişi sayılarını girdik. Ortalamalarını girdik. Şuradaki rank değerleri var ya bakın. Şunları girdik. Ki kara değerini girdik. P değerini girdik. Tamam mı? Bizim P değerimiz 0.05'ten büyük çıktığı için bakın. Ne diyoruz? Anlamlı değil diyoruz. Ancak bu Kruskal-Wallis'te şöyle bir sıkıntı var. Şuradan bir tane örnek bulayım size. Mesela bakın. Anksiyete ile eğitim durumuna bakalım. Tekrar. Bunu çık. Hemen hızlı bir şekilde. Analyze. Non-parametrik. Anksiyete. Nerede anksiyete? Burada. Eğitim durumu nerede? Burada. Bunu 1 ve 4'tü sanırım. Yine bir kontrol edelim. Okey diyelim. Şimdi eğitim durumunu kaç girmişiz? 1 ve 5'miş arkadaşlar. Bakın yanlış yaptık. Analyze. Non-parametrik. Anksiyete. Eğitim durumu. Bu 5 olacak arkadaşlar. Tamam mı? Girdik. Bakın. 0.05'ten küçük P değerimiz. Gördünüz mü? Anksiyete ve eğitim durumu. Şimdi burada arkadaşlar bu farkın hangisinden kaynaklandığını bulmamız gerekiyor. Bunu da arkadaşlar nasıl buluruz? Bunu teker teker Mann-Whitney-U testi yaparak bulmamız lazım. Şöyle göstereyim. Bakın tabloda eğitim anksiyete ile eğitim durumu arasında biz yazmışız buraya da. Şimdi tablo 4 incelediğinde eğitim durumunun anksiyete düzeyleri arasında bir fark olup ortaya konuyan Kruskal-Wallis testi sonucuna göre eğitim durumunun diyormuş arkadaşlar. Anksiyete düzeyi arasında istatistiksel anlamlı bir fark gözlemlenmiştir. Bakın. Ki kare ve P değerini yazmışız. Bu fark okuma yazması olmayan ile orta öğretim mezunu, ilkokul mezunu, orta öğretim mezunu, orta öğretim mezunu, üniversite mezunu grupları arasındadır demişiz. Bunun başka bir yolu şu arkadaşlar. Bu farkı biz nasıl bulacağız? Bakın. Analyze. Compare means. Means. Tamam mı? Bunları atalım tekrar. Şimdi burada arkadaşlar bağımlı değişkenimiz neydi? Anksiyeteydi. Bağımsız değişkenimiz neydi? Eğitimdi. Okey diyoruz. Alttaki tablonun gelmesini bekliyorum. Evet. Bakın arkadaşlar burada medyan değerleri var. Medyan değerleri var. İlkokul mezunu, orta öğretim mezunu, lise mezunu, üniversite mezunu. Medyan değerleri var. Ama bu bias, standard error, lower. Bakın 6, 4, 3, 5, 6, 4. Bu fark arkadaşlar üniversite mezunu ve okuma yazması olmayanlardan kaynaklanmaktadır. Anksiyete düzeylerinin yüksek olması. Okuma yazması olmayanlar ve üniversite mezunları. Çünkü bunların medyanı daha büyük. Ya da teker teker Mann-Whitney-U testi yapmamız lazım. Girdik. Anksiyeteyi attık. Eğitim düzeyinde arttık. Burada teker teker önce 1 ve 2. 0.169 çıktı. Demek ki 1 ve 2'de değil bu fark.
1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-3, 2-4, 2-5, 3-4, 4...